Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün iğneden tığa çevirmemi çok çok istenen bir örneği tığa çevireceğiz. Gerçekten bunu iyi ki istemişler, iyi ki çevirmişim. İnanılmaz güzel oldu örnek. Tığa çevirmemi istediğiniz örnek bu şekilde, bu örneği tığa çevirmemi istediniz. Ben bunun birebir aynısını tığa çevirdim kızlar. Ama şimdi göstermeyeceğim. Sürpriz olsun. Videonun sonunda şimdi beraber bunu tığa çevireceğiz. Ve aynı bu şekilde ekleyeceğiz. Kızlar hiçbir farkı yok. Birebir aynısı oldu. Yani inanılmaz güzel oldu örnek. Kızlar Instagram'dan falan atıyorsunuz model. Ama tığa çevir veyahut da bu örneği göster diye. Ben bu örneklerimi şu anda benim çekim yapıp bilgisayarıma atmış olduğum şu anda 20 tane videom var. Örnek videom. Bu videoları ben günlük çekip atmıyorum sürekli. Videonun başında oturamam kızlar. Öyle bir imkanım kesinlikle yok. İşlerim oluyor. Çocuğum var. Ev işleri. Çocuklarım var. Bunları normalde toplu bir şekilde çekiyorum ben. Müsait olduğumda toplu bir şekilde çekip yayınlıyorum. Dediğim gibi birebir günlük attığınız videoların çekimini yapıp yayınlayamıyorum. Şuradan hemen şöyle ipimi tığıma sabitledim. Örnek şöyle şimdi başa getirip bakacaksınız. Sonra getirip ama başına tekrar getirip nasıl yapmış diye bakacaksınız. Örneğin arasında böyle hürrem boncuklar kullanmıştık. Şu küçük olanını kullanacağım. Şöyle parmağımın burasına kan oturdu kızlar. Kir falan değil kesinlikle. Kamerada öyle algılanmasın. Kan oturdu. Öyle siyah iğne battı. Şuradan hemen hürrem boncuğumu alıyorum. Bakın. Şöyle. Buraya tutturdum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip bu boncuğun etrafına bu şekilde çeviriyorum. Sonuncu çektiğim 5 zinciri şuradaki zincirimin içine batıyorum. Bu şekilde zincirin içerisine battım. Zincirin içerisine battıktan sonra şu pipeti alıyorum. Bakın. Bu küçük meyve suyu pipeti, küçük süt pipeti de olabilir. Meyve suyu pipetini alıyorum ve tepesine bu şekilde ipimi takıyorum. İpimi taktıktan sonra buradan bir tane taktık. Bu ikinci. 2 3 4 5 6 6 tane taktım. Şimdi sıradakine geçiyorum. 1 inanılmaz kolay bir model. 2 3 4 5 6 6 da buraya taktık. Şimdi sıradakine geçiyorum. Burayı biraz şöyle sıkacağız ki arkaya doğru düşsün. Şuradaki ilmikler aynı olsun. 1 2 3 4 5 6 6 tane de buraya taktık. Buradan hemen 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Buradan pipetimin üzerinden bakın şöyle bastırarak çıkarın. Üstünü yaparken kolaylık olsun. Şöyle elinizin ütüsü geçsin. Bu şekilde. Çeviriyorum. İlk ilmiğime tığ batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki ilmikleri sıra sıra alt kısmı birer zincirden yapacağız. Üst kısmını çoğaltacağız. Üst sırasını. Bir. Tekrar bir zincir çektim. Hepsinde bu şekilde devam ettireceğim.
Evet, bu şekilde devam ettirerek bitirdim. Buradan bir zincir çekerek dönüyorum. Şu ilk aradan şöyle batıyorum. Şimdi tekrar bir iki zincir çekiyorum. Sıradaki araya batıyorum. Buraya ikişer zincir çekerek şuradaki aralara sıra sıra batarak başa gelene kadar bu şekilde devam ettireceğiz. Şu yanından çok belli olmuyor da kızlar, bakın. Sıra sıra batmak için şu altından şu şekilde girerek devam ettirebiliriz. Evet, hepsini bu şekilde devam ettirdim. Bakın, en sonuna bir iki zincir çekiyorum. Şuradaki çekmiş olduğum zincirin şöyle içine batarak bir zincir çekiyorum ve dönüp en son yapmış olduğum iki zincirin içerisine batıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Bir tanesini boş bırakıp hemen yanındakine bu şekilde batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Bir tanesini boş bırakıyorum. Hemen yanındakine bu şekilde batıyorum. Üst kısmını bu şekilde tamamlayacağız. Evet, sonuncuyu da bu şekilde battık. Üst kısmını bu şekilde tamamladık. Şimdi bir tane zincir çekerek dönüyorum. Şu üst kısmının sık iğnesini farklı yapacağız. Daha kibar olacak kızlar. Sıralı sık iğne gitmeyeceğiz. Bakın, bir tane içinden çıkardım, çıkarıyorum. Bakın, ipin bir tane alıyorum, zincirimin içinden çıkarıyorum. Alttan alıp zincirin içinden çıkarıp tekrar bir zincir çekiyorum. Alttan alıyorum, zincirin içinden çıkarıp bir zincir. Bu şekilde çok daha ince, bir de düğüm gibi gözüküyor kızlar. Bakın, daha zarif duruyor diğer yaptığımız, uyguladığımız yöntemden. Bu şekilde hepsinin de etrafını tek 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 bu şekilde çevireceğim. Evet, bu şekilde sonuncumu da yapıyorum. Sonuncu zincirde yaptım. Buradan iki zincir çekerek bunu buradan koparıyorum. Evet kızlar, bakın, model ortaya çıkmaya başladı. Şimdi şu aradaki küçük, şuradaki küçük pıtırcıkları yapacağız. Şu aralarındaki. Modelin bu şekilde tersini çevirdim. Bakın, tersinden şu aralara birer tane boşluk bırakmıştık. İkişer zincir olanları. Şu araların. Buraya hemen batıyorum. Buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 batmamız, ikinci batmamız. Şu üçüncü batmamız. Buradan tekrar 1, 2 zincir çekerek hemen şöyle yanındaki boşluk bıraktığım zincirin içine geçiyorum. Aynı şekilde üçer tane zincir çekerek buradaki köprülerin altına tek tek bu şekilde dolduruyorum. Evet, sonuncunun de bitirdim bu şekilde. Evet, bakın, burası ters tarafı. Burası düz tarafı. Şuradaki köprüleri şu şekilde yaparak, tabii bu arkadan ütü vurulduğunda çok çok daha güzel olacak. Bakın, bu şekilde üst kısmını bitirdik. Şimdi sıra yapraklarının yapımına geldi. Motifimi bu şekilde ön yüzünü çevirerek ön yüzünden şuradaki yapmış olduğum zincirin içerisine bir tane batıyorum. Buraya hemen bir tane zincir çekip başını iki kez dolayıp 1, 2, 3 defa da çıkarıyorum. Tekrar iki kez doluyorum. 1, 2, 3 defa da çıkarıyorum. Şimdi 1, 2, 3 kez doluyorum. 1, 2, 3, 4 defa da çıkarıyorum. Tekrar 1, 2, 3 kez doluyorum. Tekrar 1, 2,
3-4 defa da çıkarıyorum. Şimdi 1-2-3-4 kez doluyorum. 1-2-3-4 5 defa da çıkardım. 1-2-3-4 kez doluyorum. 1-2-3-4 5 defa da çıkardım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 kez doluyorum. 2, 2, 2, 2'şer defadan burayı da 6 defada çıkardım. Buraya tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Hemen son yaptığım dolgunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve aynı zincirin içine batarak 10 tane bu şekilde dolgu yaparak sıradaki zincirin içine geçip şu zincirlerin içine birer tane daha yaprak yapıyoruz. Toplamda 3 tane yaprağımız oluyor. Girdik. Gayet hoş ve güzel bir motif oldu. Şimdi bunu ekleyelim. Şuradan hemen başına bir kez doluyorum. Batıyorum 1 2 3 4 zincir çekip arkasından tekrar batıyorum. Şimdi başına bir kez doladım. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde 2 tane boş kafes yaptım. Şimdi buradan motifimi alıyorum. Bakın. Motifimi alıyorum. Bunu genellikle böyle motif yapanlar üzerine dikiyorlar. Kızlar hiç gerek yok. Her türlü motif eklenebilir üzerine giderek. Şuradan bakın yaprağın iç kısmından tığımı battım. Ve bir de şu aradan batıyorum. Buradan ipimi çekerek hemen buraya bir zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra bu arkaya bir, iki zincir çekip başına bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battıya geçiyorum. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya geçiyorum. Geçtikten sonra şimdi ikinci kenara ekleyeceğiz. Bakın buradan şöyle göstereyim. Buradan da aynı yerin şu üst kısmından tığımı batıyorum. Şu yaprağımın içinden çıkarıp buradan ipimi alıyorum. Bunu buraya ekliyorum. Şimdi bir iki tane zincir çekerek şuradaki tığ battılara batarak buradan uzaklaşıyorum. İki tane boş yaptıktan sonra tekrar şu aralarını aynı şekilde yaparak devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde ekliyoruz. Aslında bu benim bu videoyu ikinci çekmem. Kızlar daha önce bir kere çektim, baktım video olmamış. Tekrar çekiyorum. Şöyle sarıyla kırmızıdan yapmıştım. Birinci çekimimde, ikinci çekimde tekrar kırmızı yaptım. Modeli siyah yazmaya. Tabi ütülenince daha güzel olacak. Üzerine bir bez koyarak ütüleyebilirsiniz. Model bu şekilde oldu. Şöyle yapalım. Modelimizi. Gayet hoş ve güzel yapılabilir bir örnek oldu kızlar. Öyle eften püften bir model olmadı. Gayet kolay yapılan ağır bir örnek oldu. Ağır görünümlü. Evet, neydi? Bu iğne oyamızdı. Bakın şöyle gösterelim. Bu iğne oyamızdı. Bu şekilde bu da tığ oyamız kızlar. Dediğim gibi birebir aynısı oldu ama dediğim iğne oyasından birazcık kalın oluyor tığ oyası. Bunu ütüleyince de emin olun daha hoş duracak. Şimdi bu ütüsüz hali. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.